tropikal ve sıcak havalardaki sık hastalıklardan bahsederken şeker hastalarımızı da unutmamamız gerekiyor. Şeker hastalarımız sıcak havalarda nelere dikkat etmeliler, neler yemeliler ve sıcak havalardan nasıl korunmalı? Şeker hastalığı, şekerin dengesinin bozulmasıyla karakterli bir hastalık. Vücuttaki insülin eksikliği sebebiyle veya tip 1 şeker hastalığı dediğimiz hastalarda da insülinin tam yokluğuyla karakterli bir hastalıktır. Bu kişilerin tabii ki beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü vücuttaki şekeri ayarlayan hormonlarda dengesizlik olduğu için şeker düşmesini de vücut kontrol edemiyor. Şeker yükselmesini de kontrol edemiyor. O sebeple bu hastaların şeker düşmesinden de korunması lazım. Şeker yükselmesinden de korunması lazım. Ama şeker yükselmesi mi daha tehlikeli? Şeker düşmesi mi daha tehlikeli? Bunu şeker hastası bilir bunun cevabını ama normal kişiler bilmezler. Çünkü bir şeker hastası şeker düşmesi dediğim hipoglisemi komasına girdiği zaman anlıyor ne kadar kötü bir durum olduğunu. Çünkü hasta komaya giriyor. Ve çok hızlı komaya girer şeker düşmelerinde. Yazın demin bahsettiğimiz gibi normal insanlar da hastalar da çok fazla yemek yiyemiyorlar. İştahlar kaçıyor sıcaklar sebebiyle. Bir de enerji harcaması azaldığı için o da iştahsızlığı tetikliyor. Çünkü çok fazla hareket etmeyince acıkma olmuyor vücut enerji harcayamadığı sebebiyle. O yüzden şeker hastalığının yazın biraz azaltması geliyor yediğince. Ama dediğim gibi biraz azaltmak geliyor. Zaten otomatikman işte azalıyor zaten. Çok fazla abartmamak lazım. Yazın tabii daha fazla meyveler, yaz meyveleri arttığı için karpuz gibi, kavun gibi meyveler şeker için zararsız değil. Sadece şekerli gıdalar şekeri yükseltmiyor. Hamur işi, bazı yağlı gıdalar da şekeri artırır. Çünkü vücutta fabrika var, karaciğer fabrikası var. Bu karaciğer fabrikası şekeri yağı şekere çeviriyor. Biz yağlı şey yediğimiz zaman fazla, bu fazla yağ şekeri çevirip şekeri yükseltiyor. Meyve, kavun, karpuz, elma, üzüm gibi şeker içeriği çok yoğun meyvelerde şekeri çok fazla yükseltiyor. O yüzden belli ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Nedir belli ölçü? Şey, kavunda bir ince dilim, karpuzda bir ince dilim, şey, üzümde de bir avuç kadar şeklinde. Yani oturup bir kilo üzüm yememek lazım. Her üzüm cinsi farklı farklı tabii. Ekşi üzümler biraz daha şekeri az içeriyor. Ekşi elma da mesela şekerci daha da ama kırmızı elma, tatlı elma da daha fazla şeker var. Tabii ki şeker almamız gerekiyor. Demin bahsettiğim dengeli beslenme kuralı uymamı sebebiyle %30, %30, %40 şeker olması gerekiyor ya. O oranı tutturmamız için şeker almamız gerekiyor tabii ki ama az almak gerekiyor. Her şeyi yarım yiyeceğiz. Ve sık sık yiyeceğiz, böleceğiz öğünlerimizi. Yarım elma yiyeceğiz mesela. Bütün elma yemeyeceğiz bir defa. Çünkü şekeri çok içerdiği için yükseltebilir. Hele hele bunların kuruları, kuru kayısı gibi, kuru üzüm gibi kuruları daha yoğun şeker içerdiği için onlarda bir avuç bile fazla mesela. O zaman havucun çeyreği kadar yememiz gerekiyor. Bakın gene hep yemeyin demiyoruz. Yiyin, az yiyin diyoruz. Yani o yüzden yasaklamıyoruz kesinlikle. Her şey lazım. Yağ da lazım, şeker de lazım, protein de lazım ama vücudumuzun ihtiyacı kadar yemek lazım. Tabii ki genç yaştaki kişilerdeki diyetle yaşlı, hareketli kişinin diyeti çok farklı. Genç olan kişi 2000-2500 kalori günde toplam aldığı halde, şeker yükselmediği halde 2500 kalori yaşlı, hareketsiz bir insan için çok fazla olabilir. O yüzden diyetisyenlere gitmek lazım. Belli aralıklarla yaş arttıkça metabolizma hızımızın ölçülüp ona göre diyetimizin kalori hesabı yapması gerekiyor. O yüzden bütün şeker hastalarına ben yılda bir veya iki yılda bir en geç diyetisyene gitmelerini öneriyorum ben. Çünkü bizler bu konuda eğitim almıyoruz. Bizim bildiklerimiz öneri anlamında, hesap anlamında değil. O yüzden mutlaka diyetisyenlerin vermesi gerekiyor. Doktorların değil. Yani herkesin kendi işini yapması gerekiyor. Biz tabii burada öneride bulunuyoruz. İşte az yiyin, miktar ve kabaca veriyoruz bazı şeyler ama kesin miktarları yaşa göre, cinsiyete göre, günlük hayat ritmine göre diyetisyenin ayarlaması, belirlemesi lazım. Şeker hastaları ilaçları nasıl kullanacaklar? Tabii ki aksatmayacaklar. Ama şeker düşmesinde soğuk terlemeler, acıkma hissi,
baygınlık hissi varsa zaten bir kere şeker düşmesi komasına giren bir hasta bunu asla unutmaz. O belirtiler başladığı zaman mutlaka şekerli bir şey alması lazım. En hızlı kana karışan şeker nedir? Eğer böyle komaya girmek üzereyse, böyle bayılmak üzereyse bir kesme şeker dil altına alması gerekiyor. Dil altında şeker emiliyor hemen, hızlı hemen beyne gider ve komaya girmeden insanı kurtarıyor. Eğer bayılmışsa o zaman hemen demin dediğim gibi ayakları kaldırıp hastaya şeker düşüklüğüne verilen şekerler var eczanelerde. Veya o yoksa elimizde şeker verebiliriz. Ama dil altına vermemiz lazım bunu. Boğazına kaçmaması için. En çok yapılan hata bonbon dediğimiz şekerler var. Onlar hemen hemen nefes borusu genişliğinde olduğu için onu veriyorlar şeker diye. Ben bir kere böyle bir hastaya müdahale edip o şekeri boğazından elime çıkartmak durumunda kaldım. Nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalıp baygınlık geçirdiği için. Tam doğru. Her bayılana şeker vermek lazım. Şeker düşmesi çok riskli ve saniyelerle müdahale gerektirdiği için doğru ama yanlış şeker vermemek lazım. Küp şeker versin. Küp şeker, toz şeker ve dil altına vermek lazım. Veya mümkünse şeker içeriği yoğun meyve suyu içirmek lazım kişiye. Eğer şuuru bir yerindeyse. Zaten ayağını kaldırınca %99 hastanın birinci yerine geliyor. Sonra yavaş yavaş kaldırıp başını şekerli şey içirmek lazım. Şekerli su ve meyve suyu içirmemiz lazım ki şeker düşmesi, koması hayatı tehdit eden bir durumdur. Şeker yükselmesi ağız kuruması yapar, halsizlik yapar, yorgunluk yapar en fazla. Komaya sokmaz. Ne zaman komaya sokar? Bu tabii kişiden kişiye değişiyor ama 500, 600, 700 gibi çok yüksek değerlerde komaya sokar. Yani 200 şeker, 150 yüksek şeker hastayı komaya sokmaz. Demek ki şeker düşmesi daha tehlikeliymiş, yükselmesi daha tehlikeli değil. Çünkü onda düşürmek çok daha kolay. Komada çıkarmak daha kolay şeker yükselmesinde ama şeker düşmesinde çok hızlı davranıp şekerli gıdalarla hastanın kandaki şekerini yükseltip komadan çabuk çıkarmak lazım. Yoksa bu 5-10 dakikayı aşarsa bir de nefesine bir şey kaçırırsak o müdahale sırasında bilinçsiz müdahalelerle hastanın ölümü gerçekleşir 5 dakika içinde. O yüzden hızlı davranmak gerekiyor şeker düşmelerinde.